Merhaba arkadaşlar. Ben Rus Akademisi'nden Yavuz Şahin. Bugün sizler 2024 Ekim, Ekim Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı için biyokimya, biyoloji, genetik konularına hızlı bir tekrar edeceğiz. Bildiğiniz gibi biyokimya, biyoloji ve genetikten 10 tane soru geliyor. Amacımız hızlıca bu sorun, soruların geldiği konuları hızlı bir kavratmak. Birlikte farklı farklı sorular çözeceğiz. Soru üzerine konu tekrar yapmaya çalışacağım. Umarım sizin için güzel bir hızlı bir tekrar olur arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Vaktinizin çok kıymetli olduğunu biliyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Birlikte başlıyoruz. İlk başta glikoliz. Glikoliz zaten biyokimyan olmazsa olmaz bir konusu. Bildiğimiz gibi 10 tane enzim var. Bunlar arasında 3 tanesi hız kısıtıcı. İlk basamak glikokinaz, heksokinaz basamağı. Bu basamak hız kısıtıcı basamak ve bu basamak her kelimesi sınav sorusu. Glikokinaz denilen enzimin Vmax'ı ve Km değeri her ikisi de yüksek. Ama heksokinazın Vmax'ı ve Km'si her iki değeri de düşük arkadaşlar. Sınav sorusu glikokinaz enzimi glikolalft fosfatla feedback inhibi olmuyor fakat kim inhibi oluyor? glukoz 6 fosfatla hegzokinaz enzimi inhibi oluyor. Bu da çıkmış sınav sorusu. Peki fruktoz glikokinaz enzimi kimle inhibi oluyor? ise arkadaşlar. Fruktoz 6 fosfatla inhibi oluyor. Fruktoz 6 fosfatla glikokinazın inhibi olması daha önce şeklimiz uzmanı olarak geldi arkadaşlar yine gelme ihtimali yüksek bir bilgi. İkinci hız katalizimimiz PFK bir enzimimiz bu glikozin en önemli hız kısmıydı. Bunu kim aktive ediyor? Fruktoz 2,6 bis fosfat aktive ediyor. Çok önemli bilgi. Kim bunu engelliyor? Sitrat denilen molekül ise bunu engelliyordu. Son basamak kim? Piruvat kinaz enzimi. Üçüncü ve son hız enzimimiz. Bu enzim ise fruktoz 1,6 bir fosfat aktive ediyor arkadaşlar. Dikkat buradaki 2,6 buradakisi 1,6 farklar önemli. Aynı zamanda bunu potasyum elementi aktive ediyor. Kim bunu peki inhibe ediyor? Bunu ise arkadaşlar Ailelerinin nemliliği inhibe ediyor arkadaşlar. Tek tek bakarsak tepedeki glikokinaz, sekrikinaz enzimi ATP harcıyor. Çünkü bunlar birleşik kinazlar. İkinci enzim de ATP harcıyor. Fakat üçüncü enzim ATP üretiyor. Soru hangisi glikozda hem ATP üretir hem de hız ya cevap privat kinaz enzimiydi. Bu arada bir aldulaz denilen enzim var. Kendisi 6 karbonla 3 karbona ayırıyor. 3 karbonlu yapı çıkmış duz sorusu. Kendisi liyaz ailesinden bir Bu da arkadaşlar beklenen sınav sorusu. Sonra bir dehidrogenaz var zaten. Glikolizde 10 enzim arasındaki tek enzimimiz bu. Ne yapıyor kendisi? NADH üretiyor. NADH üretiyor. NADH üreten tek basamak bu. Aynı zamanda pi yani inorganik fosfat kullanan tek basamak bu. Bu anlamda sorusu gelecek arkadaşlar. Sonra bir tane ayrı kinaz var. Ne yapıyor? ATP üretiyor. Soruyor. Glikolizde ATP üreten sadece 2 basamak var. Kim onlar? İkisi de ayrı kinaz fosfoglisel kinaz ve piruvat sınav sorusu. Sonra bir enomal var. Kendisi ne yapıyor arkadaşlar? Kendisi su açığa çıkıyor ve kendisi kanda glikoz ölçümünde kullanılıyor. Çünkü kendisi ile inhip oluyor. O yüzden kan glikoz ölçülecek tüplerde, biyokimya tüplerinde flor ekleniyor. O yüzden orada glikoz ölçülebiliyor. 2024 arkadaşlar Ağustos tuz sorusu olarak soruldu. Zor bir sınav sorusuydu. Sınavında en zor sorulardan bir tanesiydi. Eğer bir tüpte flor varsa o tüpte glikoz ölçmeye çalışıyorsam ben ne ölçmemeliyim? Cevap bunu ölçmemeliyim arkadaşlar. Bu da detay zor bir bilgi. Sınavda arkadaşlar sizi bayağı bir zorlayacak bir bilgi ama bildiğiniz gibi çıkmış tuz soruları her zaman diş hekimliği uzmanlık sınavı için aday sınav soruları oluyor. Ekoloji karadan şenlerken iki yerde sol tarafa yani yan yola sapıyor. Bunlardan bir tanesinde arkadaşlar fruktoz 6 fosfattan fruktoz 2 6 1 fosfat yapılıyor. Bugün diyor arkadaşlar kendisi PFK 1'in bilinen en güçlü aktivatörü yani PFK 1 aktivatörü kimdir? Cevap 2 6 1 fosfat beklenen sınav sorusu. Bu her zaman çıkacaktır arkadaşlar. Peki PFK 1'i engelleyen kim? O da arkadaşlar strattı strat her zaman sorulur. Yukarıdan şenlerken bir yerde de 1 3 1 fosfat 2 3 PFK gibi. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu da dokular oksijenlerinden en kıymetli madde. Soru dokuları oksijen Cevap budur. İşte bu gördüğümüz madde oluştuğu yan yolun ismi arkadaşlar rapaport. Rapaport, renk döngüsü. Bu Rapaport, Leibrenk döngüsü denen döngü arkadaşlar eritrositlerde al duvarlarda oluşuyor ve dokuları oksijenlendiriyor. Yani bu gördüğümüz döngü başka bir hücrede nötrofilde veyahut da gözücüsünde yok. Nerede varmış? Eritrositlerde varmış. Niye varmış? dokular oksijen için varmış? Soru gelsin. Eğer bir hücre rapoport labeling döngüsü yapıyorsa yani 2-3 BPG üretiyorsa hangi hücre tipidir? Çıkmış 2019 tuz sorusu. Cevap eritrosittir. Bu bir kandaki bulunan oksijen taşıyan hücredir arkadaşlar. Bu da güzel bir sınav sorusu. Devam. Hangisi yanlıştır? Hız kısıtlayıcı glikokinaz, PFKB ve pirat kanızı. doğru. 3 karbonlu birimler aldoloza tarafı diğer grubu olan benzin oluşur. Doğru. Enola batımanında açığa su çıkar. Doğru. İlongren fafa, üst kullanılır. Doğru arkadaşlar. Stat PF ne yapar? Tabii ki inhib eder, aktif etmez. İnhib aktif etmez. Güzel bir sanal sosu olmuş. Diş çürüklerin engellemek için kullanılan flor ne yapıyor? Tabii ki bildiğimiz gibi glikozluklardan aşağı iniyor. Pirovata geldi. Bu glikoliz. Ortamda bakteriye anaerobik solunum yapıyorsa yani oksijen solunum yapıyorsa oral florada ağzımızın içinde bulunan bakteriler olduğu gibi bunlar ne yapıyor? Pirovattan da laktat yapıyor ve hayata devam ediyor. Laktat ne demek? Laktik asit demek. Bu asit ne yapıyor bu asit? Diş minnesinden zarar veriyor ve diş çürüğü yapıyor. Diş çürüğü için ortam yapan kim? Laktik asit. Demiş ki eğer ki ben yukarıdan glikolizi bir yerden durdurursam bakterilerde bu durum pirovat olmaz. Privat yoksa laktat yok, laktat yoksa o da asitik madde olmasın, diş çürü olmaz. O zaman ne yapmışlar? flor eklemiş. Flora ne yapıyor? Geliyor glikoz esnasındaki enolaz enzimini engelliyor aşağı doğru giderken. Bu durumda biz bakterilerde pirvat oluşumunu, oradan laktat oluşumunu engellemişsin, diş çürüğünü engelliyoruz. Mekanama bu. Çok güzel sınav sorusu. Aynı mekanama nerede var? Tabii ki kan glikoz ölçümünde de var. Biz biyokimya kan tüpünü aldık içeride nötrofiller var, eritrositler var, hücreler hayatta devam ediyor hayatlarına. Biz burada kan şekerini ölçmeye kalksak bir saat sonra bu tüpü laboratuvar göndersek ne oluyor? Tabii kan şekerini düşük ölçüyoruz. Neden? Çünkü içerideki hücreler hala glikoz kullanmaya devam ediyor. Demiş ki limonları, ben buradaki eritrositin, nötrofilin glukoz kullanmasını engelleyeyim ne yapayım? Biyokimya tüpünün tam duvarlarına şuraya bir inhibitor madde koyayım. Kim koyayım? Flor koyayım. Bu flor ne yapsın? Glikolizi engellesin ki ortamdaki hücreler glikoz kullanmayı bıraksınlar kan glikozu gerçek seviyeste kalsın ve ben onu ölçüm demişler. O yüzden tüp her zaman biz ne ekliyoruz? Flor ekliyoruz. Süper bilgi. Bir de ne yapabiliriz? Flor yoksa bunu alternatif olarak ne yapabiliriz? Tabii ki florun yerine daha yukarıdan glikozemin gelecek bir madde ekleriz Kim o Gliceride 3 fosfat dehidrogenazı engelleyen iodosit ekleyebiliriz. Demek ki kan glikoz ölçümü için biyokimya tüpünü ya flor ekleyecek miyiz ya da iodosit ekleyebiliriz. Tam tersi. Yani biz diş macununa flor koyabildiğimiz gibi ne koyabiliriz? Iodastat da koyabiliriz arkadaşlar. Ama günümüzde ne diş macunları var? Flor diş macunları var. Peki son 2024 Ağustos sorusunda dediler ki eğer ki bir tüpe sen glukoz ölçmek için flor eklersen ne ölçmemelisin dediler. Cevap flor varsa tüpte bun ölçmemelisin soruldu arkadaşlar. Etta içeren bir tüp varsa bu tüplerde ise kalsiyum ölçmemelisin. Etta'nın kalsiyum muhabbeti kıymeti çünkü bildiğiniz gibi 2024'te bu sene ee, bu sene ilk sınavda ilk dönem şekil uzmanlık sınavında ne sordular? Hipokalseminin klinik bulguları sorgulandı. Hipokalseminin biyokimya tüpünde yapan şartlar sorgulandı. O yüzden hangi tüpte kalsiyum ölçülmez? Cevap et de içeren tüpte kalsiyum ölçülmez. Çünkü kalsiyum değeri düşük gözükür. Güzel bilgi. Evet, gel beraber hegzozomal fosfat yoluna bakalım. Çünkü hegzozomal fosfat yolu diş hekimliğinde çok, çok sorgulanıyor. Hızlıca bir bakalım, hatırlayalım beraber. Olayın oksidatif ve nonoksitatif ürünün iki evresi var. Oksitatif ürünün amacı ne yapmak? PH yapmak. ürünün amacı ne yapmak? DNA, RNA ürünün olan riboz 5 fosfat yapmak. Sınav sorusu. Evrede, dikkat olay glikoz 6 fosfatla başlayacak. Olay stoplarıma da olacak. Ve olayla ATP üretim veya tüketimi olmayacak. ATP ne üretilir ne tüketilir. Başlayalım. Ortama glikoz 6 fosfatlar girdi. Bundan bir basamakta 6 fosfor glikolant Enzim glikoz 6 fosfat dedi. Enzim bu enzim ne yapıyor? Kendisi hız kısıtıcı ve aynı zamanda NatPH üretiliyor. Buradaki reaksiyon okları da kıymetli. Yani çekimli sınavında dediler ki hangi vatandaş NatPH yapar? Glikoz fosfat ok bir şey bir şey. Glikoz fosfat ok ne olacakmış? 6 fosfoglucanat olacakmış. Sonra arkadaşlar ribloz bir fosfat yapılacak enzim. 6 fosfoglucanat diyor genç. Bu enzim ne yapıyor? NatPH üretiyor. Sınav sorusu. Aynı zamanda bu ne yapıyor? Karbon dioksit oluşturuyor. Soru gelsin. Hangi HME enzimi hem NatPH hem de CO2 üretir. Cevap bu enzim olacak. Süper bilgi. Ribulopre fosfat sonra oksitten monoksit evreye girecek ve buradan devam edecek reaksiyonlar. O zaman soru gelsin. Her iki evredeki ortak madde kimmiş? Ribulopre fosfat henüz daha çıkmayan sınav sorusu. Bizim noksiferimizde 3 karbonlu, 4 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu pek çok şeker yapılacak. Önemliyse bunlardan kimin bilmem lazım? Ribolü bifosfat. Niye? Bunlar biz ne yapıyoruz? DNA ve RNA yapıyor. Soru gelsin. DNA ve RNA enzimiz kimmiş? Cevap ribolü FFAT'mış. Bu gördüğümüz döngüde dikkat edersek arkadaşlar noksiferde bir enzim var. Kim o? trans Niye? Çünkü kendisi ne yapıyor? Tiamin kullanıyor. Sonra gelsin. Tiamin denilen B1 vitamini nerede kullanılır? Cevap nan oksit evrede kullanılır. Çok tatlı sınav sorusu. Buradan gelecek zor soru. Dereceye vuruyorsam bilmem gereken sınav sorusu. HM'nin nan oksit evresinde araba ara bağlantıyı sağlayan maddeler kimler? Cevap gliser değil. 3 fosfatlı. Fruktur 6 fosfat. Her iki evredeki ortak ara maddemiz kim arkadaşlar? Cevap ribulöz 5 fosfat. Çok tatlı sınav sorusu arkadaşlar. Tamam geçtik. Şimdi beraber arkadaşlar açlıkla ve toklu aynı anda bakalım. Bu çok defa tuzlu sorgulanan bir nokta arkadaşlar. Diş hekimliği sana bu sormayı seviyor. Tokluk durumunda ortamda insülin hormonu var ve bu durumda hız kısıtlıcı enzimler defosfor aktifle. aktifli. Açlıkta ise glikogon var ve hız kısıtlıcı enzimler fosfoli halde aktif oluyor. Ve glikogon ikinci var kim? Tabii ki siklik AMP. Ama buradan sana sınav sorusu hangi sanatçı? E şıkkı insülin jump kullanımı asla asla jump kullanma. Jump'ı kim kullanıyormuş? Glikogon kullanıyormuş. Peki toklukta neler aktif? Glikoliz aktif. Glikoliz değil, glikozu yıkıyoruz. Yemekle aldığımız glikozu yıkıyoruz. Glikojen sentezliyoruz bunlardan. Pentos fosfat yani hegzomonu fosfatulu yapıyoruz. Yağ sentezliyoruz. Kolesterol sentezliyoruz. Bunlar toklukta aktif olan yollar. Şimdi sana sana ki hangisi toklukta aktif değildir diyecek. A, B, C, D yazacak. Edirne'ye buradan sağdan glikogon varlığında açlık olan bir yolu yazacak. Örneğin glikozu toklukta yıkıyorsan Glikozun sentezini zaman tabii ki açken, glikonöygeniz açken olacak. Glikojen sentezi tokluk, yıkım açlık. Hekzomor fosfat yolu toklukta olacak. Yağ yıkımı açlıkta olacak. Yağ sentezi tokluk olduğu için. Kolesterol sentezi tokluk oldu. Keton cisimlerin sentezi ve ketonların yıkımı ise arkadaşlar açken olacak. Demek ki buradan bize dört çık yaparsa Edirne'yi buradan yapacak veya buradan 4 çık yapacak. Edirne'yi bu taraftan yapacak. Bunlar tokluk devaçlı aktif olan yollar. Daha önce diş hekimliği sınavında sorgulandı. İki tarafta da birer tane lipaz var. İki tarafın lipazına bakarsak tokluğun lipazı lipoprotein lipaz, açlığın lipazı ise hormon duyarlı lipaz. Bunun şıkları doldurmak anlamında koyabilirler arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim oldu mu? Lipoprotein lipaz damarda yani kanda yağları taktır yıkarken hormon duyarlı lipaz ise adipoz dokuda yağ dokuda yağları yıkıyor. Sana buradan sağa şöyle gelecek. Adipoz dokuda yağ dokusunda yağları yıkan enzim kimdir? Cevap hormon duyarlı lipaz olacak. Diğer taraftan tam tersi damarda yıkan kim diyecekler. Cevap olarak lipoprotein lipaz olacaklar. Tamam. Bunlar her zaman çok tatlı sınav soru arkadaşlar. Bunlar sorulur. Geldik arkadaşlar şimdi ufacık bir noktaya daha bakıp ondan sonra full sorular üzerinden tekrar yapacağız beraber. Sorular üzerinden hızlıca bir beyin fırtınamızı devam edeceğiz. Protein sentezine bakıyoruz arkadaşlar şimdi birlikte. Ben buradan soru bekliyorum. Şimdi dikkat. Karşımızda 50 s var, 30 s var. mRNA karşımızda. mRNA ve tRNA karşımızda bunlar protein sentezleyecekler. Bu ribozomun 30 50'si birleştiği yerde A bölgesi, P bölgesi ve E bölgesi üç tane bölge var. A bölgesine giriş yapacağız. P'de ilerleyeceğiz. E'den eksiden çıkış yapacağız normalde. Bizim emreynamız geldi girdi. İlk baştaki emreynan şifresi AUK harfi. Önemli AUK başlangıçtaki bizim gördüğümüz kodunumuz her zaman sınav sorusu ve kendisi yapar her zaman? Tabii ki Meteo'nun kodları Burada çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Daha önce DUS da bu kodlar sorgulandı arkadaşlar. Gördüğünüz Meteo'nun satın alacak fakat öyle bedava eklenmeyecek Meteo'nun. Diyecek önce gel ben seni sen beni aktive et diyecek. ortamda anlıyor açık TRNR sanitaz denilen Bu gördüğünüz bütün aktive edecek. Nasıl aktive Tabii ki ATP harcayarak yapacak. Çünkü bak A harfiyle başlıyor. Aminoist aktivasyonu ne kullanılır? Cevap ATP kullanılır. Alsanız çok güzel sınav sorusu. ATP harcadığı Amnesto aktif etti ve sırtını aldı. Bu sürümle alacak arkadaşlar bunu götürecek. Herkes normalde A bölgesinden giriş yaparken sadece istinay olarak ilk baştaki metiyonun dikkat kendisi P bölgesinden giriş yapacak. Çok güzel beklenen sınav sorusu. Bunu yaptı? P bölgesinden giriş yaptı. Bu gördüğümüz amino için TRN sentaz denizliminin ara ara alıyor aldığım liste bakıyor bu lösin mi aldım alelin mi aldım glisin mi aldım diyor bakıyor bakarak kontrol ederek alıyor bu aktiviteye proofreading deniyor dikkat DNA sentez esnasında da proofreading var ve bunu yapan DNA polimeraz 3 enzimi burada proofreading yapan kimmiş? tabii ki aminoşil transferaz enzimi bu beklenen çok güzel düz sorusu bu olay proofreading dikkat. Sonra ikinci örneğin şifre geliyor. Atıyorum CCG gelsin. Bu ne kodlasın? Herhangi bir asit kodlasın. Bu gördüğümüz aminoz de ATP harcayarak aktif edeceğiz ve sırtımızı alacağız. Sonra bunu ne yapacak? A bölgesinden giriş yapacak. Giriş yaptı. Sonra şifre bir tane daha yana kayarken dikkat. İki asit nerede birleşti? P bölgesinde. Aminoz hangi bağ vardı? Peptit bağı vardı. O zaman soru gelsin. P bölgesinde ne yapılır? Cevap peptit bağı yapılır. Yapan enzim kim? Peptidil transfer enzimi. Yıllarca adamları bu enzimi normal bir enzim zannetti diğer tüm enzimlerde olduğu gibi protein olduğunu zannetti. Yani amniyostlarda meydana geldiklerini zannettiler. Sonra bir baktılar ki bu enzim bir protein değil, bir aslında RNA. O yüzden buna RNA enzimi yani ribozim adını verdiler. Kim bu ribozim? Cevap 23 s veya 28 es ribozim RNA. zaman soru gelsin. Hangisi insanda peptit bağını yapan enzimdir? Cevap ışıklarda 28 es yazacak. Hangisi bakterilerde peptit bağını yapan diyecekler? Cevap 23 yazacaklar. Yani doğada sadece iki tane protein dışı enzim var. RNA türevi olan enzim var. Cevap bu ikisi olacak. Çok güzel sınav sorusu. Peki bunu yaparken bu RNA türleri enerji olarak ne harcıyor? Cevap enerji harcamıyor. Yani no power diyeceğiz. Çok tatlı, çok güzel sınav sorusu olacak. Sonra exit'teki boş olan tRNA buradan ne yapacak? Çıkacak ve gidecek. Gördüğün gibi arkadaşlar tRNA alacak, gidecek. Aminosti buradan buraya girecek, ilerleyecek. Burada pipipa olacak. Sonra bir tane daha şifrene kayacak. tRNA gidecek. Bu şekilde tık 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 tık, tık ilerleyip sentez yapılacak. Ben birlikte bak yanına ekliyoruz, ekliyoruz, ilerliyoruz. İlerlerken bu esnada geriye kalan reaksiyon olarak, işte, reaksiyon olarak biz GTP kullanacağız. O zaman ne oldu? Başlangıçta aminoeste aktive etme esnasında sadece ATP kullandım. Geriye kalan reaksiyonu ne yaptık? GTP kullandık. Özellikle hangi eve elengasyon fazı diyeceğiz. Bu da güzel bir sınav sorusu olacak işte. Başlangıçta dikkat aminoeste aktivasyon esnasında ATP AMP'ye kadar kalacak. Yani iki enerji harcanacak. Geriye kalan reaksiyonda iki yerde GTP kullanacağız. Onlar GDP'ye kadar kalacak. İki enerji de burada harcanacak. Yani toplamda 3 ATP harcanacak. Fakat dört tane küçük enerji harcanacak. Soru gelsin. Protein sendezi enerji kaynakları kimlerdir? 1 ATP, 2 GTP. Ama toplam kaç yüksek enerji? Cevap 4. Niye burada ATP, AMP'ye kadar indi? Burada ise GDP'ye kadar indi. O yüzden 4 tane yüksek enerji harcadık. En son eğer bir şekilde durma kodunu UGA geldiği anda ne yapacak? Protein sentezi sonlanacak. O zaman soru gelsin. Sonlanma kodonları kimlerdir? Cevap UGA, UAG ve UAA. Size bunu sınavda sordular arkadaşlar. Lütfen dikkat bileceğiz. Başlangıç kim? Oysa Avuk. Başlangıç kim? Oysa Avuk. Çok tatlı sınav sorusu. Başlangıç aminözde her zaman Avuk ne yapar? Meteorin kodlar. Henüz Aldus bunu sormadı. Sonlanma sonlandırır. İnsandaki 100 bin protein de böyle oluyor. Fakat nadir birkaç yerde sonlanma sonlandırmayı bazı aminözleri kodluyor. Bunu sormadılar henüz Ağdus'ta. Örneğin UGA denilen kodun senostin denilen aminöz kodluyor. Soru gelsin. Hangi aminözün kodunu bir sonlanmayı ifade eder? UGA ile kodlanır. Cevap serinözistiğin veyahut da pirolizinde UAK ile kodlanabiliyor arkadaşlar. Sorabilirler. Bunlar insandaki çekirdek DNA'sı. Bir de mitokondri DNA'sında UGA bazen triptofan kodlayabiliyor. Bunlar istinalar. Demek ki normalde durma kodonları bunlar. Fakat çok nadir bazı durumlarda mitokondri triptofan kodlayabiliyor. İnsan çekirdek DNA'sında ise senin sistemi veya pirolizin kodlayabiliyormuş. Bunu da sana soruyorlar arkadaşlar. Birlikte çok güzel soru üzerine arkadaşlar. Güzel bir beyin fıtnası yapacağız. Hadi bakalım tek tek sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Eritrositler ve glikozde rapoport leberinit döngüsüne kayıyorsa eğer doku oksanlenmesi ne sentezleniyor? Çok güzel bir bilgi. Glikoz aşağı doğru ilerlerken yan yola saparsa Dokular oksijen için X denilen madde üretirir. Son büyük spontan yıkıldığında glikoz devam eder. Bu yan yoldaki X denilen madde kim arkadaşlar? 2-3 PPG. Doku oksijen en kıymetli madde bu. Bu yan yolun adı özel ismi Rapoport l döngüsü. Bu nerede var? Bu al var. Retrosilerde var. Bu da çok güzel sınav sosulur. Glikoz aşağı inerlerken bir yerde daha yan tarafa sapıyor. Burada yaptığı Y maddesi ise glikolizin sebep oluyor. Aşağı doğru gidiyor. Çünkü glikozin en kıymetli enzimi PFK1 denilen enzimi aktive ediyor. Yan yolda glikozu hızlandıran diğer madde kim? Yani glikoz sadece iki yerde yan yola kayıyor. Birinde doku oksijenlendiriyor, diğerinde glikozu hızlandırıyor. Glikolizi hızlandıran PFK1'in aktivatörü kim? Fruktoz 2,6 bisfosfat çok güzel soru. PFK1'in aktivatörü bu. Bunu her zaman sana sorarlar arkadaşlar. Hangisi glikozu aktivatör inhibitörden eşleşmesine yanlıştır diyor soru. Alanin dediğimiz arkadaş ne yapıyor? Tabii ki piruvat kinazı inhibe ediyor. Son üçüncü hız kısıtıcınız bize. Fruktoz, 1,6 bisfosfat ve potasyum elementi ise piruvat kinazı aktive ediyor. Zor soru, güzel soru. Fruktoz 2,6 bisfosfatı birkaç dakika önce gördük. PFK1 denilen glikozin en önemli hız kısıtıcısını aktive ediyor. Güzel bilgi. Peki PFK1'i kim inhibe ediyor? Strat inhibe ediyor. Süper bilgi. Kısırlar BFFAT dereceye oynuyorsan ilk 50'ye oynuyorsan bilmen gereken bir Kendisi PFK 2'yi aktif ediyor. PFK 2'nin aktivasyonu sonrası PFK 1 indirek olarak aktif oluyor arkadaşlar. Zor bilgi. Derece bilgisi. Glikoz altı fosfat hexokinazı inhib ediyor. Defalarca tuzda geldi. Diş hekimliği henüz daha sorgulamadı. Fakat diş hekimliği ne sordu? Fruktoz 6 fosfatın glikokinazı inhib ettiğini sordu arkadaşlar. O yüzden bunu sordular. Henüz daha glikoz altı fosfatı diş hekimliği tarafı sorgulamadı. Güzel bilgi. Hangisinin afisi sonrası ne adalet belirlenir arkadaşlar? Dikkat bizim glikolizde 10 tane enzimimiz var. 2024 Ekim sınavına çıksa bak ne kadar da güzel olur. Diyecekler ki bize hangisi ne yapar? 10 enzim arasında isminde dehidrogenaz olan tek enzim kim? Tabii ki glisaldit 3 fosfat dehidrogenaz. Bu ne yapıyor? Kendisi ne yapıyor? Yani indirgeme yükseltgeme olması zaman yapıyor. Aynı ekran zıplı sağ tarafa glikolizde ATP üreten kim? İsminde kinaz geçecek ama ayrı kinaz olacak. Birleşik kinazlar tek ile ATP harcar tek kelimelik kinaz ATP harcar. Kinaz yok. Ayrı kinazlar ne yaparlar? ATP sentezlerler. Yani ayrı kinaz varsa cevabımız ATP üretir olacak. Birleşik kinaz varsa ATP harcır olacak. Güzel bilgi. Hangisi pentos fosfat yolunda üretir ve hız diyor. Süper bilgi. Pentos fosfat yolunun oksitif iki enzim var. İkisi de NADPH üretiyor. Biri A şıkkı, biri de B şıkkı. İkisi de NADPH yapıyor ama hız kısıtıcı kim? Tabii ki A şıkkı. Aynı zamanda bu enzim X'e bağlı kalıtılıyor. Eksikliğinde hemolitik anemi gözleniyor kanda al yuvarlar patlıyor. de diğer natpeşotenzim kimdi? B şıkkıydı. Güzel. B şıkkının başka bir özelliği var. Kendisi aynı karbondioksit atıyor. Yani karbondioksit ile aynı anda natpeşotenzim peşoten O da B şıkkıymış. Adana hız kısıtıcı, Bursa karbondioksit atıyor. Güzel bilgi. Burası oksitif iki tane bütün enzimimiz. Bir de nan vardı. Nan ise arkadaşlar bir tane enzim var. O da T ile başlayan yani TM adı verilen vitamin kullanıyor. O yüzden T ile başlıyor. Kim o? trans kitlos görelim beraber. Hangisi nanoksoridi TM'i kullanır? Bu Allah'ın emresini alıyoruz. Trans kitlos. Nanoz trans aldoloza düşme. Trans kitlos. Trans aldoloz değil. Trans kitlos. Süper bilgi. Evet 2024 Ekim ayında Ekim dusu için yaptığımız kamplarımız çok güzel geçti, çok verimli geçti. Her kamptan sonra mükemmel geri bildirimler aldık hakikaten. O yüzden kamplara siteye girip dusakademisi.com'a bakabilirsiniz. Bu soruların çok daha geniş hallerine, çok daha vaktiniz varsa hızlı hızlı bakmak için arkadaşlar izleyebilirsiniz. Sınavda her branşta full veya full yakın net yapabileceğinizi ben şimdi size söyleyebilirim arkadaşlar. Bu sorumuz kaslar ve karaciğer arasındaki koru döngüsünde hangi maddeden glikoz edilir? Dikkat! Bizim glikonelerine giren bazı substratlarımız var daha önce DUS bu nokta sorgulandı. Örneğin bunlardan laktat denilen madde kaslardan geliyor karaciğere çıkıyor ve glikoz sentezi diyor. Bu yolu biz koro döngüsü de veriyoruz. Koro döngüsünde laktat denilen maddeler biz ne yapıyormuşuz? Glikoz elde Soru şöyle gelebilir. Koro döngüsü hangi iki organ arasındadır? Cevap kas ve karaciğer arasındadır. Aynı kas ve karaciğer arasında eğer ki alerin denilen maddeden glikoz sentezi ediyorsam da cahil döngüsü diyoruz. Demek ki kas ve karaciğer arasında iki tane döngü varmış. Kör döngüsünde laktattan glikoz yapıyoruz. Çahil döngüsünde alaninden yapıyoruz. Alanin bir aminoasit o zaman bunun söz sorusu gelme ihtimali var. Hangi aminoasitten en fazla glikoz elde edilir veya glikoneogenezde en çok kullanılan aminoasitimiz kimdir? Cevap alanin. Alanin neogenezde en çok kullanılan aminoasit. Her zaman sorarlar. Peki kimden glikoz elde edilmiyor çıkmış? Duz sorusu bu. Şeklinde sınav sorusu bu bizim amino asitlerimizden lösin ve lizinden asla elde etmiyoruz. Bir de iki karbonlu asitlik kuadan asla glikoz elde etmiyoruz. Çift karbonlu iki karbonludan glikoz elde etmiyoruz. Kimler yapıyoruz? Tek karbon sayısı yani 3 karbonlu elde ediyoruz. Çift karbonları kullanmıyoruz. Tek karbonları kullanıyoruz. Şıklara bakarsak C şıkkındaki glisörünün özelliği var. Bu ise en az ATP ile glikoz elde eden soru. En az ATP masrafı ile glikoz elde edilen madde kimmiş? O da glisörmüş. Toparlarsak Krebs döngüsü iki döngü var. Kor döngüsü üzerinde laktattan yapıyoruz. Cahilde alından yapıyoruz. Alından başka denemiş. Kendisi de glikolizde en çok kullanılan amino asitimizmiş. Kullanılmayanlar kimler? Lösin ve lezim vasıtlı asla kullanmıyoruz. Çift karbonlar yokken tek karbonlu propiyonil kullanılıyor. Gliserol ise en az ATP'le glikoz yapan bizim maddemiz. Elektron transport sisteminde elektronlar su sentezlemek üzere kompleks 4'te sitokrom okside ne olur? Bir defa sorunun kökü bir de sınav sorusu. Soru gelsin. ETS'e de su nerede yapılır? Cevap kompleks 4'te yapılır. Bir defa bu sınav sorusu. Kompleks 4'ün diğer ismi stokrom Adana. Bir diğer ismi stokrom oksidaz. Yani 3 tane ismi var. Kompleks 4, stokrom Adana, stokrom oksidaz. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Şimdi elektronlar mitokondri iç membranında böyle koşuyor. Kime? Kompleks 4'e gelmek için koşuyor. Dörde gelecek ki burada ne yapsın? Oksijenle birleşsin ve su yapsın. Suyun yapıldığı yer burası. İlerlerken buraya varamadan yandan sızarsa arkadaşlar bir şekilde kendisi mitokondri matriksinde spontan oksijenle birleşirse bir zehir oluşuyor arkadaşlar ve bu hücre ölüme götürüyor. Kim o madde? Süproksit. Çok güzel belki şey. demek ki spontan birleşmeyecek. Birleşirse süproksit zehrini yapıyor. Bu gördüğümüz zehri süproksitten denilen zehir arkadaşlar mitokondri içerisinde temizleyen NADP sistemi var. Bu NADP sistemi temizliyor sağ olsun. Bu gördüğümüz NADP kim üretir demiş soru? Yani mitokondri NADP ötenizmi kim? Cevap zor soru derece bilgisi mitokondrideki NNT enzim yani nikotinamit nükleotid transdirogenaz. Bu enzim ne yapıyormuş mitokondride natpaş tutuyormuş. Diğer bütün natpaş tutanlar stoplazmik. Hocam niye bileyim? Çünkü daha önce DUS sınavı natpaş tutan kaynakları sordu. En büyük kaynak HME. HME'de az önce gördük. Bu iki enzim yapmıştı. İkinci kaynak malik enzim. Bunu da diş hekimliği sınavı sorguladı arkadaşlar. Üçüncü kaynak sitoplazmadaki izostatörgenaz. Bunların tamamı sitoplazmik. Tek mitokondriyel kimmiş? NNT. Bu gördüğümüz enzim mitokondri ne yapıyor? NADPH üretiyor. Güzel bilgi. Hangisinin yapısı tekrar bir bulunmaz? Bizim glikoz amilokanlar bir amin bir asit ikililerinden yani disakkaritlerden meydana ve bunların tekrarlamasına oluşuyor. Yani tekrar disakkaritlerinden ifade kime aitmiş? Gaga aitmiş. Gaklar kim? Heparan sulfat, kondrosulfat, keratan sulfat, heparin kim yok? Fibronaktin niye arkadaşlar? Bu bir glikoprotein yani GAK değil. Glikoprotein yani GAK değil. Peki bizim keretansufat denilen bunlar arasında bunun tekrarının yapısı nasıl arkadaşlar? Keretansufat hepsi arasında bir istina. Çünkü kendisine arkadaşlar asit ve amin şeker kombinasyonunda. Dikkat kendisinde amin şeker var. Fakat asit şeker yok. Bakıyorum bir şey bir şey amin bir şey bir şey asit. Asit ve amin kombinasyonu var. Amin asit, amin asit, amin asit keratan sufat en heterojen olan GAK yani amini var neyi yok asit yok. Bak amini var asit tarafında ne var? Çıplak bir galaktoz var. Demek ki keratan sufatın yapısında amin asit kombinasyonundan asit olan yokmuş. Sınavda bu soru soru şöyle Hangisinde asit çeker yoktur diyebilirler. Veya yapıyı verir sana şıklarda. Şıklarda asit olmayanı bulursun ve işaretlersin. Güzel bilgi. Peki devam edelim. Hiyerinokasitin yapısı hangisi? daha önce çıkan dus sorusu bu arkadaşlar. Sordular bunu. Hiyerik asitin yapısı ise amin asit kombinasyonunda glikozdan amin glikozdan asit. Bakıyorum galaktozdan olmuş gitti. Glikoz tuttu burası tutmadı. Glikoz tuttu burası tutmadı. Galaktoz gitti burası gitti. Glikozdan amin glikozdan asit. Demek ki glikozdan amin ve glikozdan asit kombinasyonu kime aitmiş? Cevap hiyerik asitten aitmiş. Tamam. Aynı anda aynı ekranda 3 tane soru çözdük. Biz genelde DUSA Akademisi'nin kamplarında da benzer noktaları aynı anda aynı ekranda çözüyoruz ki aklımızda daha güzel kalsın, daha verimli olsun. Ekranda tekrar desaklet demiş onu anladık. İstinay olan keratan sıfatı gördük. Herkese sorulması en çok beklenen nokta olduğu için onu da hepsini aynı anda aynı ekranda gördük. Tamam geçtik. Hücre içinde haber göre olan fosfolipit kim? Tabii ki fosfolipit Bunu herkes biliyor. Sfingolipit teorik kim? O da seramit. Demek ki bunlar ikinci haberci türü olan moleküllermiş. Bunu sınavda bize sorabilirler arkadaşlar. İlk tarafı çok sordular. İkinci tarafı henüz sınavda sormadılar. Güzel bilgi. Bu sorumuz. Kolesterol sentezindeki ilk izopren türü kim? İzopren i harfiyle başlıyor. İlk yapılan izopren türü i, i, izopren pirofosfat. Güzel bilgi. İlk yapılan izopren türevi bu. Sonra ilerliyor reaksiyona ve halkalaşma başlıyor. Halkalaşma kimle başlıyor? Sukalenle başlıyor. Fakat dikkat. Kolesterol ve eser değil. Sukalenle başlıyor. Halkalaşmaya dönmeye başlıyor. Ama sonra dönüp halka yapıldığı anda ilk halkalı yapı kim? Cevap lanosterol. Tamam? Halkalaşmanın başladığı madde sukalen. İlk halkalı yapı kimmiş? O da lanestir Güzel bilgi. Tamam Burayı bileceğiz. Buradaki ışıklardaki lanestirin 30 karbonlu olduğunu bileceğiz. Kolesterol de 27 karbonlu. Karbon sayılarını tuz sordu. Diş hekimliği sana henüz daha sorgulamadı. Evet bu sorumuz. Membrandaki LDL türü mutlaka hemen lazım. Kanda akarken LDL hücreye girerken kullandığı buradaki restore soruyor bize. Her zaman sınav sorusu LDL'nin gidiyor restore ApoB100. Her zaman sorulur. Peki okside pis LDL'yi makrofajın aldı kim? Yani burada oksitlenmiş pis bir LDL var. Bu gördüğüm pis LDL damarda birikiyor ve damara tıkıyor. Ne yapıyor? Kalp krizi, yapıyor. Ki bu ifade DUS'lu soruldu arkadaşlar. DUS'ta bu çıktı. Damarda biriken madde kim? Cevap pis LDL. Tamam güzel. Ortamayla makrofajlar diyor ki ben bunu temizleyip yiyeyim diyor. Makrofajların membranında bu pis LDL'yi aldıkları restoroz bize. Yani yine ApoB100 mu acaba? Hayır. O sağlıklı LDL'nin alındığı restör pis dedeli, oksitlenmiş dedeli alan kim? Cevap SRA. Dikkat düşmesin ona bak. Aynı anda aynı ekranda görüyoruz. Pis dedeli alan kimmiş? SRA'ymış. Peki h HDL analistör kim? Yani kanda gezen hayırlı kolesterol, iyi kolesterol kendisi ne yapıyor? Tabii ki bulunduğu zaman kalp krizi riskini azaltıyor. İnsanı kalp krizinden koruyan arkadaş bu. Dokulardaki pis kolesterolü toplayıp karaciğere getiriyor kendisi. Toklardaki psikolojileri topladığı getiriyor bunları karaciğere ki karaciğere bunu atsın diye getiriyor. Karaciğere girdiği bu kim bize bunu soruyor? O da SRB1. Tamam mı? Demek ki SRA pis LDL reseptörüymüş. SRB1 de HDL reseptörüymüş. Çok güzel bilgi. Şimdi burada bir normal LDL olsun. Burada oksitli pis LDL olsun. Bu buna dönüşmeye kalkıyor ki damara tıkasın ve kalp krizi yapsın. Damara tıkayacak bu şekilde. HDL sağ olsun içindeki bir enzim vasıtasıyla bunu engellemeye çalışıyor. HDL'de bulunan ve okside pis oluşmasını engelleyen enzim kim? Cevap paroksanaz enzimi. Paroksanaz enzimi ne yapıyormuş? Bu dönüşümü engellemeye çalışıyormuş. Süper, çok tatlı sınav sorusu. Tamam, dikkat. HDL içinde bulunup kolesterolden ester yapan kim? Tabii ki lıcat enzimi. Yüz defa sınav sorusu. Lıcat enzimi HDL bulunur. Kolesterolden ester kolesterol yapılmasını sağlar. İnsanda ikinci bir yerde daha kolesterol, ekstra kolesterol var. Oysa stoplamada stoplanmada. Bu istihaz olmadı. Stoplanmada bunu yapan kim? O da acat enzimi. Demek ki lıcat ne yapıyormuş? HDL'de bu iş yapıyormuş. Acatsa stoplamada stoplanmada yapıyormuş. İki tane enzim, benzer enzimler. Biri stoplanma, birisi HDL'ci. Güzel bilgi. Peki lıcat enzimini aktif eden kim? Tabii ki APO-A1. APO-A1 lıcat enziminin aktivatörü. Her zaman sınav sorusu. Karışan nokta kim? APO-C2. APO-C2 ise lipoprotein lipazın aktivatörü. apo 2 lipoprotein lipazın aktivatörü tatlı bilgi sorarlar. Karaciğerde karaciğer insanda keton yapan tek organ. Bunun sebebi ne? Soru bize bunu soruyor. Karaciğerde hangi enzim var ki insanda karaciğer sadece keton yapıyor? Cevap HMG-CoA enzimi. Neredeymiş? Mitokondri demiş. Güzel. Yapılan bu ketonları herkes kullanıyor vücudumuzda. Bütün dokular kullanıyor. Kim hariç? Cevap karaciğer. Karaciğer ketonları kullanamıyor. Niye kullanamıyor. Karaciğerde hangi enzim yok? Cevap HMG-CoA liyaz enzimi sayesinde yaptıklarını kullanamama sebebi tiyoforoz yok. Dikkat güzel bilgi. Tiyoforoz enzimi olmadığı için karaciğer ne yapamıyor? Ketonları kullanamıyor. Süper bilgi. Buradan beyin fırtınası başladı beraber. Ketonlar mitokondi yapılan ve mitokondi yapılan maddeler bir. Karaciğer sadece yapan madde çok güzel sınav sorusu. Karaciğer kullanamayan ilk dokumuz ikinci doku kim? Tabii ki eritrositler. Niye? Çünkü mitokondri yok. Eritrositler mitokondrizi olmadığı için ketonu kullanamayan ikinci dokumuz. Yani toparlarsak ketonlar karaciğerde yapılır. Tüm uç kullanır. Birinci kullanamayan eritrositler çünkü mitokondrileri yok. İkinci kullanamayan karacarın kendisi çünkü tiyoforaz denilen enzimi yok. Tiyoforaz olmadığı için kullanamıyor. Süper bilgi. Çünkü tiyoforaz keton yıkımındaki hız kısıtlı enzim. Peki bu tiyoforaz denilen yıkımın hız kısıtlı enziminin aktivatörü kim? Süper bilgi. Derece bilgisi. Süksünün kova. Süksünün kova arkadaşlar tiyoforazı aktive ediyor süksünü koa teoforozu aktif ediyor. Tamam. Aynı anda aynı ekranda ketonla alakalı en kıymetli noktaları gördük. Geçtik. Nakber yapan enzimler kimler? Dus bunu çok seviyor. 2004 Ekim dusunda gelse bak çok şahane olur. Stokramer'deki HME evet kutlar yapıyor. Buradaki oksitebe enzimleri. Marikenizin çıkan dus sorusu. İzostatörü genel çok güzel bilgi. Tek mitokondi enzimin doğru. Ama strat biraz diye bir şey yapmıyor. Strat yazın böyle bir güzelliği yok. Güzel bilgi. Pürün sentezinde hem azot hem karbon kaynağı kim? Pürün sentezinde glisin kaynaklık yapıyor. Aspartat glutamin yapıyor. Karbondioksit yapıyor. Bir arkadaşa bile dikkat. Folik asit yapıyor. Ama kim yapmıyor? Serinin böyle bir görevi yok. Buraya yaptık. Peki yapıda kaynaklara bakarsak örneğin glutamin bir azot veriyor, aspartat azot veriyor, karbondioksit karbon veriyor, folik asit karbon veriyor ama glisin hem azot hem karbon veriyor. Yani yapıda hem azot hem karbon kaynağı kimmiş? Glisinmiş. Güzel bilgi. Şey. Pürin sentezinde bu. Peki pirimidin sentezinde hem azot hem karbon kaynağı kim? O ise aspartat. Aspartat da pirimidin tarafında hem azot hem karbon kaynağı. Güzel bilgi. İlk sentezlenen pirin kim? IMP, inozüm, monofosfat. İlk yapılan pirimidin kim? Oysa ise OMP. Yani ilk yapılan pirimidin IMP, ilk yapılan pirimidin OMP. Aynı anda aynı ekranda görüyoruz. Bakarsak pirin denilen vatandaş 9 tane atomu var. Bunlardan 5 tanesi karbon, 4 tanesi azot. Hocam bilecek miyim? Bileceksin. Bileceksin. Yani toplam karbon sayısı 5 karbon 4 azot. Piramidin tarafında ise 4 tane karbon 2 tane azot var. Bu karbon ve azot sayılarını sınavda bize sorarlar arkadaşlar. E hangisi RNA'dan C DNA sentezler? Bildiğimiz gibi DNA'dan DNA yapmak demek replikasyon. Bunu herkes biliyor. DNA'dan mRNA yapmak tabii ki transkripsiyon. Ama sen mRNA'dan geriye DNA yaparsan bu iş ters olduğu için buna dikkat reverse transkriptaz denen enzim yapıyor. Yapılan DNA normal DNA demiyorsun, cDNA diyorsun. Yani cDNA yapan kimmiş? Reverse transkriptaz enzimiymiş. Anlaştık mı? Süper bilgi. Peki insanda reverse transkriptaz özelliği olan tek enzim kim? Termez enzimi. Süper bilgi. Direkt nokta atışı DUS'ta bir önceki sınav yakalandı arkadaşlar. Bu slayt direkt soru yakaladı. İnsanda reverse transkriptaz özelliği olan kimmiş? Termez enzimiymiş. Nokta atışı bilgi arkadaşlar. DNA polimeraz bir ne yapıyordu replikasyonu? Primerleri kaldırıyordu. Polimeraz 3 ne yapıyordu? Proofreading yapıyordu. RNA polimeraz bir ribozomal RNA yani çekirdekçide ribozomal RNA yapıyor. Çıkmış bu sorusu. Polimeraz gamma ne yapıyor? Mitokondriyal DNA yapıyor. Şimdi gelecek soru bu. Soru insanla mitokondriyal DNA yapan kim? Cevap DNA polimeraz gamma ezimi. Süper bilgi. DNA polimeraz gamma ezimi. DNA replikasyonunda proofreading yapan kim? Cevap DNA primaz 3 enzim. Proofreading dediğim bu gelecek. Çok güzel bilgi. Peki bizim DNA'nın sentezi esnasında DNA'dan DNA yaparken proofreading yaptık. Peki DNA'dan mRNA yaparken proofreading var mı? Yok. Burada proofreadingimiz yok. Peki burada ileride translasyonda yani protein sentezi esnasında proofreading var mı? Evet. Translasyonda da proofreading var. Onu yapan kim? Aminoasit TRNA sentezi enzimi amino tRNA enzimi. Demek ki DNA sentezinde proofreading var. mRNA sentezinde proofreading yok. Protein sentezinde proofreading tekrar var. Tamam? İki tarafta da proofreading yapan enzimler çok değerli. Bunu sınavda bize soracaklar. Lütfen dikkat. Buraya sorarlar. Tamam? Güzel bilgi. Evet, ilk sentezlenen nükleer RNA yapısındaki bir intron bölgelerini çekirdekte çıkarılmasını yapan, splicing yapan kim? İlk yapılan hnRNA'nın içerisinde egzonlar ve intronlar var. İntronluk denilen bölgeler protein kodlamıyor. O yüzden bunların kesilip atılması lazım. Buna splicing deniyor. Bunu kesip atanlar kimler? Cevap small nükleer RNA, snRNA'lar. Süper bilgi. Aynı ekranda bakalım. Peki çekirdek çıktı splicing yapan kim? Çekirdekte bunu yapanı öğrendik. Çekirdek çık demek nükleolus O harfi var. SNO RNA bak. SNO düşmesin adı. Dikkatli oku öyle yap tamam Aynı ekranda devam edelim. Peki stoplanmadaki embriyanaları yıkan, onları inhibe eden, onları kesen kim arkadaşlar? Cevap i harfinde yakınla C ve mRNA. Demek ki embriyanaları yıkan kimmiş? C ve mRNA. Karışan C, RNA, C RNA'nın farkları bunlar. Embriyanaları yıkan C ve mRNA. Çekirdek çıktı splicing yapan ve çekirdek splicing yapanlar da ekranda aynı, aynı aynı, aynı ekranda görüyoruz. Burada bir tane daha sorumuz var. İlk yapılan RNA ya ne ad verilir? mRNA denir mi? Hayır denmez. Ne de deniyormuş? hnRNA yani heterojen nükleer RNA. Heterojen nükleer RNA ilk yapılan RNA ya verilen isim. Güzel bilgi. Evet hangisi tirozinden yapılmaz? Burayı mutlaka arayacağım. Dus burayı çok seviyor arkadaşlar. Tirozin denilen aminoasitten dopa, dopamin, nöroadrenalin, adrenalin denilen katekolaminler yapılıyor. Yani bizim streste kullanılan sempatik hormonlarımız yapılıyor. Tiroid hormonu T3 yapılıyor. T3 yapılıyor. T4 yapılıyor. Cildimize renkli veren pigment melanin yapılıyor. Ama melatonin yapılmıyor. Melanin ve melatonin karışıyor. Düşmez de. Melatonin değil. Melanin yapılıyor. Peki melatonin nerede yapılıyor? Tabii ki o triptofanla yapılıyor. Triptofan denilen aminostimizden melatonin ve serotonin yapılıyor. 1, 2, 3 numara kim? B3 vitamini. Yani niyasin yapılıyor. Bak 3, B3. Ara madde var. Kinorin denilen madde var. Ara madde. Ama kim yok? Melanin yok. Çünkü niye? Melanin, tirozinin, melatonin ise triptofan. O yüzden burası karıştı için sınavda her zaman bunları beraber soruyor arkadaşlar. Işte. Aynı anda aynı ekranda gördük. DUS akademisi formatı umarım aklımızda kalır. Tamam Devam. Hangisi histinden yapılır? Histinden arkadaşlar cildimizi geçten, damar geçten histamin yapılır. Histinden ne yapıyormuşuz? Histamin yapıyormuşuz. Güzel bir diye. Apo B geninin karaciğerde Apo B100 yapıp bağırsakta APOB B48 yapmasının sebebi ne arkadaşlar? Süper metalama. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? RNA editing diyoruz. RNA editing. Mutlaka bileceksin. Sana bunu soracaklar. Çünkü Harper'ın sorusu bu. Kanser hücrelerinin apoptozdan kaçmasını sağlayan sakim? Bu ise arkadaşlar alternative splicing. Alternative splicing. iki tane güzel mekanizma var. Genetik mekanizması. Bunu genetik kısmından dostla soracaklar. Güzel bilgi. Alternative splicing ve RNA editing. Transaminasyonda görevli olan genel enzimatolojisi kim? Bir aminoöstimiz X minus ölüm vakti geldiği zaman bunun yanına her zaman birisi ya şu ismi A maddesi olsun. Diyor ki ver bana aminleri diyor. Aminleri topluyor bu. Kim bu toplayıcı? alfa ketoglutarat hep bu topluyor. Bütün transaminasyon reaksiyonu kullanılan vitamin kim? Cevap B6 çıkmış bu sorusu. Çok güzel bilgi. Transaminasyon reaksiyonunda alfa ketoglutarat yanaştı. Evet bu yanaştı. Amine aldığı da kendisi bu AB dönüşüyor. Kim AB? Alfa ketoglutarat hep glutamata dönüşüyor. Evet bu buna dönüşüyor. Çok doğru. Peki burada X ölürken X de Y'ye dönüşüyor. X ve Y'ye dönüşümünden lütfen iki aminözit bil. Kim kime dönüşüyor? Bir numara arkadaşlar bizim alanin denilen aminoestimiz kendisi piruvata dönüşüyor. İkinci bilmen gereken de aspartat denilen aminoestimiz oksal dönüşüyor. Eğer ki alanin piruvata dönüşmüşse enzim ALT enzimidir. Aspartat oksal asitine dönüşmüşse enzim de AST enzimidir. O zaman bakarsak soruya transaminasyonda alfa ketoglutarat dönüşürken ALT enzimi görev almışsa ne olmuştur? Tabii ki piruvat alene dönüşüm olmuştur. Yani alene pivota yıkılmıştır. Güzel bilgi. Peki aynı olay transaminasyonda alfa katabürtel glutamata dönüşürken AST enzimi görev almıştır. olmuştur. Tabii ki aspartat bu sefer oksidatifte dönüşmüştür. Demek ki bütün transaminasyon aynı anda aynı ekranda gördük. Genel toplayıcı alfa KG, aldaminde kim oluyor? Glutamat oluyor. Koenzim kim? B6. İki tane daha durum var. Alenin pivota dönüşüyor enzim aleti. Aspartat da e oksidata dönüşüyor. Enzim kim? AST. Süper bilgi bunlar. Evet bu sorumuz glikoz yapan, keton yapanlar daha önce dostu sorgulanır arkadaşlar. Sorumuza bakarsak soru diyor ki hangisi keton yapar, hangisi glikoz yapar, hangisi hem glikoz hem keton yapan değildir diyor. Önce kesimi A kesim B'ye bakalım. Hangisi hem glikoz yapar hem keton yapar? Cevap T, F, T, I. T, F, T ney? Tirozin, fenolin, triptofan, i kim? İzolosin. Bunlar arkadaşlar hem glikoz hem keton yaparlar. Dikkat. Peki kim sadece keton yapar? Glikoz asla sentezlemez. Cevap lala. LL. LL ne? Glosin ve lezin. Tamam. Geriye kalanların tamamı ise sadece glikoz yapar. O zaman şuraya bakarsak kim sadece keton yapar? Cevap glosin Kim glikoz ve keton yapanlardan değildir? TFTI'den değildir. Örneğin seri TFTI yazacaklara edeneye başka baş başlayacaklar. Şey kim sadece glikoz yapar? Geriye kalan hepsi. Yani bunların harici olan herkes B fark A kümesi ne yapıyor? Sadece glikoz yapıyor. Tirozin hem glikoz hem keton, fenerin hem glikoz hem keton, triptofan hem glikoz hem keton, lösin sadece keton. Gerekli adamlar ne yapacaklarmış? Sadece glikoz yapacaklarmış. Diş hekimliği arkadaşlar bunu iki defa sordu sorar. Gel bu soruya, bu gördüğümüz ekranda arkadaşlar bize karşımda 6 sorunun cevabı var. Kim onlar? Cevap hangisi hem e, aromatik halkaların cevabı, hangisi ultraviyole emer, kim bir bitirin kullanır, kim protein pozitif, kim hem glikoz hem keton yapar? Kim sentezinde korizmik asit kullanılır? Hepsinin cevabı TFT. Yani tirozin, fenilalanin, triptofan. Bu üç amino cevabı arkadaşlar. Bu alt soruyu bize verecek. Çok güzel bilgi. Bu üç amino iki yerde kendi kardeş alacak. Aromatik halkalılar kimler? TFT. Evet ek kardeş kim? Histidin. Hem glikoz hem keton yapanlar kimler? TFT. Ek olarak kim? İzolesin. TFT ek olarak kimmiş? İzolesinmiş. Tamam. Buradan her zaman gelen sınav sorusu kim? Hangisi ultraviyole ışığı emen amino Cevap TFT. Hangisilerde varsa. Aralarında en güzel men kim? Triptofan. Genetik terimler için hangi en üstünlük arkadaşlar? translasyonu olmayan ama gen dizine benzeyenler de. Doğru. İnsan DNA'sında bazı bölgelere bakıyoruz. Örneğin bu genin ismi CFTR geni olsun. CFTR genin dizisine birebir benzeyen bir tane daha gen var. Birbirinin birbiri aynısı. Sadece ufacık bir, bir harf farklılığı falan var. Direkt çok benziyor buna. O bir harf farklılığı üzerinden bundan protein çıkmıyor. Protein sentezlemiyor. Buna pseudogen, yalancı gen diyoruz. Gerçek gen protein üretiyor. Güzel bilgi. Pilotropi tek bir genden birden fazla fenotip özellik unsur olmaması. Yani bir gen var. O gen bozulduğunda hasta birden fazla bulgu var. Hem gözünde bozukluk var hem dişinde oligodontisi var gibi. Dominant negatif efekt ben bunu dost bekliyorum arkadaşlar. Bir, bizim her bir kromozomumuzda iki tane var. Yani her bir genden ikişer tane var. Bu bir tane gen olsun. Bu karşıdaki gen olsun. Karşılıklı her bir genden iki kopya var. Bir anneden geldi. Bir tane babadan geldi. Bu A genimiz olsun bizim. Bu A geninden örneğin burada kitle tarafındaki alelinde mutasyon meydana gelsin. Mutasyon taraftan çıkan abidik gubidik ürün gerçek sağlıklı taraftan çıkan normal düz ürünün üzerine katlanıyor ve bunu mahvediyor. Bunu arkadaşlar dominant negatif efekt deniyor. Genin bir alelinden mutasyon edilir üretilen defektif proteininin diğer alelindeki sağlıklı alelindeki üretilen normal protein fonksiyonu baslamasına ad veriliyor. Çok güzel bilgi direkt mekanizma bildiğiniz gibi da genetik tarafında mekanizma geliyor arkadaşlar. Mozaiklik ne demek? Genin Genetik olarak farklı zigotlardan kökün almış hücrelerde aynı organın bulunması değil, genetik olarak aynı zigottan, aynı zigottan eğer ki farklı olursa biz buna mozaik diyoruz. Örnek vereyim ben size. Bu mozaiklik kavramı bir kavramla karışıyor. O yüzden bunu izah edeceğim ben size. Örneğin spermle yumurta birleşti bir hücre yaptı. Bu bir hücre çoğaldı 2 oldu. 2 çoğaldı 4 oldu. 4 çoğaldı, 8 oldu ilerlerken bunlardan bir tane hücrede mutasyon oldu ve buradan ilerleyen seri hattı. Örneğin bunu yaptı? Deriyi yaptı, gözü yaptı, kulağı yaptı. Burada örneğin 47 XY kromozom var. Diğerlerinin yaptığı hücrelerde ince bağırsaklarda, iç organlarda, karaciğerde, akciğerde, kalpte normal bir hücre hattı var. Bak aynı insanda iki farklı hücre hattı oldu. İşte biz bunu mozaik diyoruz. Yani genetik olarak aynı zigottan köken almış olan hücrelerin aynı organizmada bulunması. Aynı organizmada Aynı zigottan köken aldı fakat farklı mutasyonlar var. Biz buna mozaik diyoruz. Farklı bireyler derse bu kimerizm. Farklı bireyler kimerizm. Bu ne? Örneğin Allah kimsenin başına vermesin. 6 yaşında örneğin erkek çocuğu ailele olsun, kan kanseri olsun. Hasta kemik iliği verilmesi gerekiyor. Gidiyor başka bir tane teyzesinde bulundu. Teyzesinde ise kız, kadın. Ondan buna kemik iliği verildi. Siz bu erkek çocuğundan kan alsanız bir tüp kan. Kandayım bir bakıyorsunuz kanda 46 XX var. Kadın kromozomları var. Niye? Çünkü başka canlıdan buna bir kan nakli yapıldı. Kemikli nakli yapıldı. Aynı canlıda farklı canlılardan gelen genetik materyal bulunmasına kimerizm adı veriliyor. Tamam. Toparlarsak mozaiklik aynı canlıda aynı noktadan köken alan kendisinin farklılığı. Kimerizm ise farklı bireylerden gelen farklı genetik yapıların bir canlıda bulunması durumuna kimerizm adı veriliyor. Bu iki nokta sorular arkadaşlar. Heterozigotluk kaybı bu ise şu arkadaşlar. Bizde her bir genden iki kopya vardı. Yine bu A genimiz olsun. Bu A geni tümör süpresör bir gen olsun. Yani kanseri durduran bir gen olsun. Doğuştan bunda bir mutasyon var. Yani şu kopyasında mutasyon var. Geçmiş olsun sıkıntı. Fakat tek bir kopya hayatı güzel güzel götürüyor. Bir sıkıntı yaşamıyor. 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşına geliyor. 40 yaşında bir anda atıyorum bunun göz dokusunda, sadece o dokuda veya meme dokusunda sadece o dokuda bu diğer olan A'nın yani sağlıklı olan da mutasyona uğruyor. İlk darbeye doğduğunda dedi. İkinci darbeye de 40 yaşındayken yedi. Tamamen bu A geninden protein çıkmadığı için fonksiyon tamamen gittiği için kanser oluşuyor. Yani heterozigotluk kaybı diyoruz biz bu işe veya çift vuruş diyoruz. Tümör spresör genin bir allele mutasyon varken kanser gelişmesi için diğer ellerinde mutasyon gelişmesine biz heterozigotluk kaybı veya da çift vuruş diyoruz. Tamam Heterozigotluk kaybı veya çift vuruş kanser gelişmesi için oluşan bir mekanizma. Günümüzde pek çok kolon kanserinde, meme kanserinde, göz kanserinde görülen durum bu arkadaşlar. Doğuştan mutasyonu var, sıkıntı yok. Hayat devam ederken ikinci mutasyon o dokuda oluyor ve kanser gelişiyor. Güzel soru. Evet, hemoriz dusta soruldu daha önce. Hemoliz oldu. Alveolar patladığı anda, hemolitik edeme olduğu anda ki bu DUS bunu sordu arkadaşlar. Patladığı anda içinde içinden hemoglobin çıkıyor. Hemoglobin de patladığında hem çıkıyor. E bunlar demir içerisinde için, demir çok kıymetli olduğu için hemoglobin idrara kaçmasında X denilen birisi bağlıyor. Hem idrara kaçmasında diye Y denilen biri ba bağlıyor. Bağlayınca bu X ve Y denilen proteinler bunları X ve Y'nin kandaki konsantrasyonu düşük çıkıyor. O yüzden hemolizi takip edebiliyorsun hemoriz tanısı koyabiliyorsun. Hasta ne geldi acaba hemoriz var mı yok mu diye x'e bakıyorsun düşmüş, y'ye bakıyorsun düşmüş tanı koyuyorsun. Kim bu x ve y? Cevabımız hemoglobin bağlayan haptoglobin. Dikkat! Hem bağlayan kim? Hemopeksin. Hemolizde hastalarda kimler düşüyormuş? Per ikisi düşüyormuş. Haptoglobin hemoglobin bağladığı için düşüyor. Hemopeksin de hem bağladığı için düşüyor. Cevabımız C ve D şıkkı. Bazen iki şey işaretleyeceğiz. Niye? Çünkü aklımızda kalsın diye. Tamam. Demek ki bu ikisi hemoglobin ve haptoglobin bağlayan iki tane önemli proteinmiş. Birbirinin atılımında hız kısıtlayan basamak kim? Önce bilirbirinin atılımına tek tek bakalım adım adım. Dost bu nokta sorgulandı çünkü. Dikkat az önce gördüğümüz eritrositler patladı hemoglobin çıktı. O da patladı hem çıktı. Gördün hem de yıkılacak hem gidiyor makrofajlara giriyor. Hem yıkılıyor hemden de biliverdin oluşuyor. Biliverdin ise bilirbirin oluşuyor. Yani soru gelsin bilirubin neyin atık maddesidir? hem atık maddesi çıkmış duz sorusu. Hemin atık maddesi biliribin. Güzel bilgi. Hemden biliverdin yapan şu basamak insanda karbon monoksit tek basamak. Enzim kim? Hemden karbon monoksit oluşturan hem oksijenaz. Hem oksijenaz insanda karbon monoksit tek basamak. Güzel bunu da öğrendik. Oluşan biliribin bu atık madde örneğin kemik iliğinde oluştu, dalak oluştu. Karaca gelmesi lazım. Kana çıkması lazım. Kanda diyor ki ben kana çıkmam. Kanı suyu sevmiyorum diyor kanda gitsin diye bunu kanda bir x bağlıyor. Kim x? Cevap albümün soru. bir duygun kanda kim taşır? Albümün taşır. Albümün bunu taşıdı, aldı sırtına. Bunu tıngır mıngır getiriyor nereye? Tabii ki karaciğerimize. Karaciğere getiriyor. Karaciğere teslim edecek. Diyor ki ben, ben diyor suyu sevmiyorum. Kanda albümüm taşıdı diyor. Kanda da biri alsın ben diyor. Kim alsın diyor. Dikkat kanda ise liganden alıyor. Soru indirekt duygun kanda kim? Al albümüne benzer. Karaciğere de kim alıyormuş? Cevap liganden alıyormuş. Liganden ne yaptı? Karajer bunu aldı. Süper. Ligandin geldi. Karajer'e de bilirbini bağladı. Güzel bir şekilde götürüyor. Ligandin diyor ki ben seni sonsuza kadar taşıyamam diyor. İn aşağı ne yap? Suyu sen artık sevmeye başlıyor diyor. Bunu götürüyor düz ERE'ye. Düz ERE bu gördüğün bilirbin kendisi konjük oluyor ve direkt bilirbin oluyor. Yani suyu sever hale geliyor. Kim ne? UDP glikolonik transfer enzimi Soru gelsin. Nerede indirekt bilirbin direkt hale gelir? C şıkkı okuyoruz. İndirekt bilirbin düz ERE'de UDP glukuron transfer enzimi ile direkt hale gelir ki düz turusu bunu sordu arkadaşlar size. Güzel direkt hale geldi. Suyu sefer hale geldi. Son bu gördüğünüz direkt bağırsaklara atılıyor. Önce safra kesin oradan bağırsaklara. Bağırsakta bu direkt bölümüne bakteriler eski haline indirekte getiriyor. Sonra bu indirekten sterkobilin yapıyor. Ürobilinojen yapıyor. Sterkobilin yapıyor. Sterkobilin gidiyor arkadaşlar dışkıya rengini veriyor. Dışkıya rengini veren madde kimmiş arkadaşlar? Cevap Sterkobilinmiş. çok güzel bilgi. Yani biliribin bağırsakta ne yaptı? Cevap Sterkobilin'e dönüştü. Bu Sterkobilin ne yaptı? Dışkıya rengini verdi. Çok tatlı bilgi. İşte biliribinin safraya atıldığı bu basamak direkt biliribin safraya atıldığı bu basamak bizim hız kısıcıcı basamamız. Yani cevap değişik. Birbirinin atılımındaki her basamak sırasıyla doğru şıkların tamamı. Yanlış bir ifade yok. Ama hangisi hız kısıcıcı? Cevap safraya sekresyon. Safraya atılan basamak bizim hız kısıcıcı basamamız. Soru gelsin. Dışkıya rengini veren madde kim? Cevap sterkobilin. Çok güzel bilgi. Dışkıya rengini veren madde kimmiş? Sterkobilin. Güzel bilgi. Gel bu soruya. Hangisi en zehirli, en zarar radikaldir? Tuz bunu sordu. Tuz daha sormadı. Cevabımız kim? Tabii ki hidroksil radikali. Peki en zayıf radikal kim? Hidrojen peroksit. Güzel soru. Bak aynı anda aynı ekranda gördük. En zayıfı ve en kuvvetli. Peki Hidroksil radikali yapan reaksiyon kim insanda? Cevap Fenton reaksiyonu. Fenton reaksiyonu veya Haber-Weiss reaksiyonları hidroksil radikallerinin sentez diyor. Zor soru, güzel soru. Tamam? Mı? Güzel bilgi sorarlar. Kısantin oksid ve natperoksalatsa süperoksit yapıyor. Güzel bilgi. Membrandaki lipidlerin yıkımını gösteren gösterge kim? O malondialdehit. Buradaki en kıymetli bilgi bu arkadaşlar. Bu ekrandaki en değerli bilgi bu. DNA yıkımını gösteren 8-hidroksi deoksiguanozin Reina gösterense 7-8 hidroksi deoks 8 oksü Guanocin. Bu da Reina yakımını gösteren gösterge. Aynı anda aynı ekranda bütün toksik maddeleri gördük geçtik. Hücre membranında akışkanlığı esas belirleyen kim? Cevap kolesterol. Membranda kolesterol miktarı artması ve azalması akışkanlığı belirliyor. Peki kolesterolden en zengin membranımız kim? Cevap aliovar, eritrositler. Kolesterolden en zengin membran eritrositlerin zarı. Kolesterol demese lipid dese Yağdan en zengin membran mielin kılıf. Normal lipidlerden, yani aile olarak lipit ailesinden en zengin kimmiş mielin kılıf. Peki proteinden en zengin kim? O ise mitokondri iç zarı. Proteinden en zengin membran mitokondri iç zarı. Lipitten en zengin membran mielin kılıf. Ama özel olarak tek bir lipid söylese, kolesterol dese cevap eritrosterin zarı. Ağlı yuvar zarı. Tamam, güzel bir diye. Vitamin taşıdığı grup önemli. Buradaki iki tane ifade dusta geldi. Yine gelebilir. Ekim'de gelse güzel güzel kalalım beraber 2004'te. TM'in reaksiyonu aldehit taşır doğru. 2 elektron 2 proton taşıyan 2 2 B2 riboflavin çok güzel bilgi. 2 elektron 1 proton taşın özesmi hidrit taşıyan ki ben bunu dusta bekliyorum arkadaşlar. Cevap B3 niyesin süper bilgi. B5 açıl taşıyan kim? Pantotokası çıkmış. Duz sorusu. Duz bunu sordu. B6 pi fazla amino taşıyor. transaminasyon reaksiyonları. Dus da bu da soruldu arkadaşlar dikkat. B7 biyotin karbonhidrat taşıyor. Dus bunu da soruldu arkadaşlar. Güzel bilgi. B9 folik asit tek karbon taşıyor. Hidroksimetil taşıyor. Süper bilgi. B12 vitamini deoksadenozil kuvvetinin alkil taşıyor. Zor soru derece bilgisi. C vitamini açıl taşımaz. C vitamini açıl taşımıyor arkadaşlar. Direkt ekranda vitaminler ve taşıdığı gruplar var. Bunu sana sorarlar arkadaşlar. Bekle güzel bilgi hangisi depolanmaz? Şimdi arkadaşlar bizim hormonlarımız grup 1 ve 2 diye ikiye ayrılıyor. Grup 1 hormonlar ve kilo hormonlar var. Ezberleme grup 1 denilen hormonlarımız arkadaşlar kendileri daha ziyade protein yapılılar. Peptit yapılılar. İkisi ise lipid yağ yapılılar. Protein yapılan hormonlar kendileri arkadaşlar tabii ki depolanıyorlar kendileri. Kendileri kana patlama şeklinde egzostozla salınıyorlar. Kanda bunlar taşıyıcı kullanmıyor çünkü protein yapılar kan sulu ortam ve bunlar protein yapılı için membrandan geçemiyor lipid membrandan. Mem mecburen membranda bir ikinci haberci kullanıyorlar ve o yüzden haberin içine ikinci habercilere gönderiyorlar arkadaşlar bunlar. Lipid yapılarsa yağ yapılı oldukları için yapıldıkları hücreden direkt membrandan pasif difüzyonla kana geçiyor. Direkt geçiyor hücreden depolanmıyorlar. Kanda bunlar lipid olduğu için kan sulu olduğu için mecburen biri bunları taşıyor. Hedef hücreye geldiğinde de hedef hücrelerine giriyor. O yüzden ikinci haberci kullanmıyor bunlar. Şimdi soruya bakarsak kim depolanmaz? Pasif depolanmayan kim? Lipid. Pasif difüzyon kan geçen kim? Lipid. Kanlı taşıcı kullanan kim? Lipid. İkinci haberci kullanmıyor. Niye? Çünkü membrandan direkt geçiyor lipid. Yarı ömürleri kimin uzun? Lipidlerin. Soru sana lipid soruyor. Protein, 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 protein. E şıkkı ne? Lipid. Östrojen bir lipid. D bir lipid. Yani soru sana ne demek istiyor? Bana lipidi bulun demek istiyor. Tam tersine bakalım. Depolananlar kimler? Protein yapılar. Egzosuzluğu kimler? Protein yapılılar. Taşıcı protein kullanmayan kim? Protein yapılar? İkinci haberci kullanıyor mecburen. Memrandan geçemiyor. Kim? Protein yapılar? Yerel örgü olan kimler? Protein yapılar? İşte bakalım. Lipid, 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 lipid. İnsülin arkadaşlar bir protein. Yani dikkat aynı anda aynı ekranda gördük. Demek ki bizim protein yapılı hormonlarımız depolanacaklar. Patlama şeklinde salınacaklar. Kanlı taşıcı kullanmak istemeyecek. Çünkü kansulu ortam proteinler su demek. Suyu seviye demek. İkinci haberci mecburen kullanacak Membrana geçemediği için yer ömrü buna ne arkadaşlar? Kısa. Tamam. Demek ki karşımızda direk şıklarda dolduracakları 4 tane şık lipid, 1 tane protein veya 4 tane protein, 1 tane lipid. Bu tarz sorusuna da anlamadın diyelim. Tepeyi okudun anlamadın. Karışık geldi. Soru farklı yazılmış. Şıklara bak direkt. Protein, 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 lipid işaretle geç. Tamam. Şıklara kendisi grupla protein mi var, lipid mi var diye grupla ona göre işaretle geç. Tamam. Güzel bilgi. İkinci haberi cam kullanır. Jump'u kullanan Dust'a çok soruldu. Campı kullanan bir numara Glukagon. Şıklarda yok. İki numara kim? Paratorman. Demek ki Jump dendiğimi aklıma bir Paratorman gelecek. Bir de Glukagon gelecek. Çok güzel bilgi. Zıplı sağ tarafa campı kim kullanmaz dediğinden hemen şeyler neye bakacaksın? İnsülin. İnsülin ne yapmaz? Jump'u asla kullanmaz. İnsülin neyi kullanıyor? Tirozin kinaz. İnsülin tirozin kinaz kullanır. Jump'u kullanan bir numara kim? Glukagon bileceksin. İki numara kim? Paratorman bileceksin. Bunlar Jump'u kullanan majör ikili mutlaka soru. Hangisi steroid hormonları inaktif halde tutar? Şimdi bizim lipid türevi olan yağ türevi olan hormonlarımız hücreye direkt pıt diye giriyor çünkü membran lipid, yağlar direkt membrandan geçiyor karşıya. Geçtiği anda bir grubu arkadaşlar sitoplazmaya geliyor. Burada reseptörün tutunacak. Ondan sonra çekirdeğe gelecek. Reseptörde çalınmasın diye bunu inaktif halde biri tutuyor. Kim arkadaşlar? Şaperonlar. Şaperonlar ısı şok proteini HSP70, HSP90 denilen bu arkadaş ne yapıyor? Reseptörünü inaktif halde tutuyor steroidlerin. Demek ki steroidler önce sitoplazmaya geliyor, reseptörle buluşuyor, oradan çekirdeğe giriyor. Fakat bir grup var ki direkt çekirdeğe giriyor. Yani membrandan geçtiği gibi çekirdek membranından da geçiyor. Direkt çekirdeğe koşuyor. Sitoplazmaya uğramıyor. Aynı anda aynı ekranda görüyoruz. Kim direkt çekirdeğe koşanlar? A vitamini, D vitamini, östrojen ve tiroid Süper bilgi. Soru hangisinin reseptörü de çekirdektedir? Çekirdekte reseptöründe çinko parmaklıklar bulunur. Çinko parmaklıklar bunların reseptöründe yapısında var arkadaşlar. Cevabımız A vitamini, D vitamini, östrojen ve tiroid Bunlar direkt çekirdeğe koşar. Bunlar stoplamada vakit kaybetmezler. Çok güzel bir bilgi. Tamam Evet arkadaşlar bitirdik. Umarım sizler için verimli güzel bir anlatım olmuştur. Hızlıca sorular üzerinden bir beyin fırtınası yaptık. Umarım e, zaten çok az kaldı. iki hafta kadar zaman ancak kaldı. 13'ünde sınav. O yüzden umarım sınavınızda çok güzel netler yapmanızı sebep olabiliriz. Sınavdan sonra güzel feedbacklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Youtube'da kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen altta yorumlar yapın. Yorumlar önemli. Bildiğiniz gibi Youtube algoritması bu yorumlara göre videoyu daha ön plana çıkartıyor. Daha fazla insan ulaşmasını sağlıyor. Hepinize derse katıldığınız için, bize güvendiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Sınavdan sonra güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.